doğan gün, yeni gelen yaşın sana mutluluk getirsin. Periliçenin armağanı olan yıldızlar, bugün dilediğin tüm hayalleri gerçek kılsın. Mutlu yıllar. Doğan gün, yeni gelen yaşın sana mutluluk getirsin. Periliçenin armağanı olan yıldız, bugün dilediğin bir hayalini gerçek kılsın. Mutlu yıllar Edacığım. Rüya mı görüyorum, gerçek mi? Dudu bana taciciğim mi diyor? Ay, hemen üstüne alınma. Öyle boş bulunmuşum, ağzımdan kaçmış. Neyin var senin? Bu ne neşe böyle? Ay, bugün kızlarımızın doğum günü. Biliyorum. Dün gece konuştuk ya. Bugün onlara hediye hazırlayacaktık ya. Allah Allah, nedir bu heyecan? Ah, heyecanım başka yönden. Biliyorsun bugün Eda ile Betüş fanilere göre 30 yaşına giriyor. Ve Periliçe 30 yaşına giren perilere dilek yıldızları gönderir. Ve o gün içinde kaç tane dilek yıldızları varsa o kadar da dilekleri yerine gelir. Hayalleri gerçekleşir. Bak, bunu ilk defa duyuyorum. Niye 30 yaşına basınca peki? Çünkü perilerin 30 yaş olgunluk yaşıdır da ondan. Periliçe o periyi 30 yıl boyunca izler ve yaptığı iyi ve kötü sihirlerin çetelesini tutar. Bu sonuca göre de doğum gününde... Anladım. Hak ettiği kadar dilek yıldızı gönderir. Peki kaç yıldız gönderdiğini nereden anlayacağız? Görünürler. Çünkü o perilerin başında dolaşır. Ve her dilekleri gerçekleştiğinde bu yıldızlar teker teker yok olurlar. Bu sadece bir gün için geçerlidir ama bence en güzel hediyedir. Peki Dudu, bu yıldızları ben de görebilecek miyim? Hı-hı. Onu sadece periler ve perilerin varlığını bilenler görebilir. Çok merak ediyorum. Şimdi acaba Eda'ya kaç, Betüş'e kaç yıldız göndermiştir? Bence Betüş'ün ondan daha çok vardır. Çünkü o doğduğundan beri Eda'dan daha fazla iyilik yaptı. Aman dilini ısır. Dua et de Periliçe ikisine eşit yıldız göndermiş olsun. Yoksa Eda kıyametleri koparır. Onu kötü sihirler yaparken düşünseydi. Günaydın anneciğim. Günaydın babacığım. Sadece bir tanecik mi? Niye bana öyle bakıyorsunuz? Yoksa 30 yaşıma girdim diye yaşlanmış mıyım? Yüzüm mü buruşmuş? Hatırladım. 30 yaşıma girdiğim için Periliçe bana dilek yıldızı göndermiş olmalı. Değil mi? He kızım. Kaç tane var bakayım?
Ay anne çekil önümden bakayım, çok merak ediyorum. Canım kaç tane ise kaç tane, bakma kısmeti bozulur. Ay anne olur mu hiç öyle şey? Betüş'ten haber var mı? Ona kaç tane göndermiş? Bilmiyoruz kızım. Dudu nasılsa öğrenecek. Kızı bırak da baksın. Anne ne oluyor? Sadece bir tane mi? Evet. Bunlar da Betüş çok güzeller. Şşt, gel buraya. Kimse duymasın. Onlar dilek yıldızları. Periliçe göndermiş doğum günüm için. Benim doğum günümde de gönderecekler mi? Evet ama 30 yaşına bastığın zaman. Of, o kadar bekleyecek miyim? Maalesef canım. Peki ne işe yarıyor bunlar? Bunlar perilerin hayallerinin gerçekleşmesine yarıyorlar. Kaç tane yıldızın varsa o kadar hayalin gerçekleşir. Ama sadece doğum gününde. Yani dilek hatlarının hepsini bugün mü kullanmak zorundasın? Hı hı. Var mı o kadar dileğin? 7 tane. Bilmem, daha düşünmedim. Çok güzel bir hediye. Bak Çilek, bu o kadar da güzel bir şey değil. Çünkü dilek yıldızları aklından ne geçerse hemen o anda gerçekleştiriveriyor. Nasıl yani? Mesela sen kreşte düştün. Bir arkadaşın da seninle alay etti. Sen de aklından sen de düş de gör gününü dedin değil mi? Hemen oluveriyor. Betüş bu sihir yapmaktan daha da güzel. Evet ama aklından geçen her şey anında olduğu için düşüncelerini çok iyi kontrol etmen gerekiyor. Bu da olgunluk ve hep iyi şeyler düşünmeyi gerektiriyor. Bir tanesini bana ödünç verebilir misin? Yıldızların mı? Evet ne olur. Ama... Söz veriyorum güzelliği bir dilek için kullanacağım. Şu halime bak! Şu halime bak! İkizime yedip bana bir tane yıldız. Korkumdan içimden bir şey de dileyemiyorum. Bir hakkım var, o da hemen gidecek. Dikkatli ol kızım. Periliçe şimdi seni bir yerlerden duyacak, görecek ve hediyesine değer vermedin diye o tek yıldızı da elinden alacak. İnşallah görür. İnşallah görür. Adalet ol Periliçe. Eda sus. Böyle davranmaya devam edersen 30 yıl sonraki doğum gününde hiç yıldızın olmayacak. Hah, eksik olsun. 30 yılda bir gönderiyor da ne gönderiyor? Bir tane yıldız gönderiyor. Ha, söyleneceğine vır 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 vır. Düşün bakalım, kararını ver. En büyük hayalin, dileğin ne? Ona göre. O da elinden gidecek yoksa. Gerçi ben en az 4 tane gönderir diye düşünmüştüm. Kendimi ona göre hazırladım. 4 tane birbirinden güzel dileğim vardı. Şimdi içlerinden bir tanesini seçmek zorundayım. Acaba hangisini seçsem? Neyse. Ben bari... Of! Biraz bulutlara çıkıp hava alayım. Belki zihnim açılır. Dudu, bu karmaşada unuttuk. Ne hediye alacağız bu kızlara? Benim ikisi için düşündüğüm bir hediye var. Ama bilemem seninkini. Sen kendininkini düşün. Ben nasıl düşüneyim? Bir şey almak istesem bile bu köpek halimle nereye gider, nasıl, neyle alırım? Ay yazık sana. Ben sana yardım ederim, sihirle yaparım. Allah razı olsun Dudu. Bugün iyi günündesin. Ne yapalım? Bugün kızlarımızın doğum günü. Aman keşke her gün doğum günleri olsa. Gevezelik etme de ne hediye vereceksin onu düşün. Benim vaktim yok, çok zahmetli bir hediye hazırlamam gerek. Buralarda oyalanamam. Sen ne vereceksin Dudu? Ya söyler miyim? Yoksa hemen gider kızlara, anneniz sizin için böyle bir hediye hazırlamış diye yumurtlarsın. Her zaman böyle yaptın zaten. Her zaman sürprizimi bozdun. Bütün keyfimi kaçırdın benim. Ay Allah da buna bir çene vermiş gerisini. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim